Tarihi Kentler Birliği'nin Mersin buluşmasının ikinci gününde yapılan kent gezisinde Türkiye'nin dört bir yanından gelen katılımcılar Mersin'e hayran kaldı. Mersin'in binlerce yıl öncesinden gelen tarihi mekanlarından Soli Pompeiopolis antik kentiyle gezilerine başlayan katılımcılar, yılların izlerini bağrında taşıyan Soli liman kentinin geçmişte onlarca uygarlığa ev sahipliği yapmış ve izlerini bugünlere bırakan tarihine yolculuk yaptı. Tarihi Soli sütunlarını inceleyen katılımcılar, büyük şehrin kazılara verdiği destek sayesinde Soli antik kentinin ayakta kaldığını öğrenince Büyükşehir Belediyesi'ni bir kez daha takdir etti. Ben belediye başkanımızı gerçekten çok takdir ettim. Yapılanları anlattıktan sonra ve gördükten sonra olması gereken bu diyorum. Hocamızı, başkanımızı tebrik ediyorum ben. Gerçekten çok güzel şeyler yapılmış. Keşke bütün belediye başkanları hem yerelde olsun hem büyükşehir belediyeleri olsun bu kadar kaynak yaratabilseler, bu kadar önem verebilseler. Mersin Arkeoloji Müzesi ile turlarına devam eden misafirlerin sonraki durağı Tarsus ilçesi oldu. Hazreti Danyal Peygamber'in kabriyle Tarsus turuna başlayan katılımcılar, Tarsus'un tarihini Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz'dan dinledi. Bir sulama suyu için bir kanal var. Buraların karşısında çok yıkanıyor. Tarihi Kentler Birliği toplantısının çok verimli geçtiğini belirten Kayseri Talas Belediyesi Meclis Üyesi Yasemin Görücü, Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz'ın yaptığı çalışmalardan ve ev sahipliğinden oldukça memnun kaldıklarını söyledi. Toplantımız çok verimli geçti. Öncelikle onu söylemeliyim. Mersin Belediye Başkanımızın yaptığı çalışmalar, onun ev sahipliği nezdinde biz onları izlemiş olduk. Çok çok memnun kaldık dünden beri. Ben Mersin'e her yıl neredeyse 3 yıldır geliyorum. Ama tatile geliyoruz. Tatil niyetiyle çıkıp da sadece denize gidip dönmekten bugün hakikaten çok mahcup oldum bu güzellikleri görünce. Neden mahcup oldum? Çünkü ülkemizin birçok yerinde tarihi mekanlar görülmesi gereken, görülmeye değer yerler varken biz tatil maksadıyla gelip gittiğimizde bunları görmeden gidiyormuşuz. Tabii yol güzergahı üzerinde ne varsa onları görebiliyorduk ama Tarihi Kentler Birliği projesi içinde gezdiğimiz ve gördüğümüz yerler hakikaten çok güzel. Ben çok etkilendim. Neden bunları daha önce görmedik diye de üzüldüm açıkçası. Buraya gelip Cennet Cehennem Mağarası'nı görmüştük. En bilindik yerlerden olduğu için ama buraları görmemiştik. Bu bizim çok ciddi eksikliğimiz olduğunu fark ettim.